Kanalıma hoş geldiniz. Samsung S4 mini şarj soketi değiştireceğiz. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada her videoda da anlatıyorum. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını da çıkarıyoruz. Yıldız tornavidayla cıvataları söküyoruz. SIM kartlı hafıza kartı takılıysa çıkarmanıza gerek yok. Zaten o size engel değildir. Evet, şöyle cımbız yardımıyla cıvataları da çıkarıyoruz. Cıvataları söktükten sonra şu çizgide dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla da olur. Şöyle. Evet, şarj soketi gördüğünüz gibi şöyle hemen buradan yer almakta. Soketlere dikkatli bir şekilde açıyoruz. Şu şebeke, bunu da çıkarıyoruz. Evet, şarj soketi, elinizde malzemeniz varsa sadece şarj soketi değiştirebilirsiniz. Ama elinizde malzemeniz yoksa, anlamıyorsanız şöyle bütün alıp takabilirsiniz. Şöyle. Evet, şu film anakartın altına giriyor. Şöyle. Şu şebeke olduğu yerde hemen anakartın altına koyuyorsunuz. Ve şu plastik mikrofonun altındaki plastiktir. Orada çirkin gözükmemesi için plastik kullanmışlar. Şu takmış olduğum şarj soketi de orijinal çıkma bir şarj soketi. Bir cihazdan çıkarmıştım. Ve şöyle soketleri kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Samsung S4 mini şarj soketi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Evet, dikkatli bir şekilde cihazı kapatıyoruz. Ve şimdi de cıvataları sıkacağız. Cıvataları sıkarken de dikkatli bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Bir de cıvatalara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun cıvatalar ekrana zarar verebilir. Bilginiz olsun. Cihazı sökmeden önce ekranım sağlamdı ama parça değiştikten sonra cıvataları sıkarken de uzun cıvata olursa ekrana zarar verir. Bilginiz olsun. Evet, Samsung S4 mini ya da 9190 kodu olarak şarj soketi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şarj soketinin üzerinde aynı zamanda mikrofon da yer almakta. Eğer sesiniz karşıya gitmiyorsa şarj soketi takım olarak değiştiği zaman
mikrofon sorunu da gidermiş oluyor. Bilginiz olsun. De uzun zamandan beri şarj aleti şarja takılmadığından dolayı şu anda batarya boşalmış durumda. Yani hemen açılmayabilir. Eğer akıllı şarjınız varsa akıllı şarja takarak biraz şarj aldıktan sonra normal şarj aletiyle devam edebilirsiniz. Orada bir şarj aleti verir misin bana? Dediğim gibi şu anda şarjı hiç olmadığı için temeli kurumuş şarjı. Çıkarsana oradan. Eğer cihazınız şarj almıyorsa ilk önce başka bir şarj aletiyle denemeniz gerekiyor. Eğer başka şarj aletiyle de almıyorsa o zaman şarj soketine bakmanız gerekir. Evet, şu anda batarya temeli boş olduğundan dolayı bunu akıllı şarja takmamız gerekiyor. Başka bir batarya var mı orada buna? S4 mini. Var mı başka bir şarjda? Tabii. Böyle bir S3 mini ver. Ben onunla tutturacağım. Şurada orijinali var. Versen bana. Murat. Ver şu şeyi ver bana. Yolları. Versen şu şarj aleti bana. Yolları. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda şarj alıyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi eğer telefonunuz şarj almıyorsa ilk önce başka bir şarj aletiyle denemeniz gerekiyor. Başka şarj aleti denedikten sonra hala almıyorsa şarj soketine bakmanız gerekiyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi şu anda şarj alıyor. Cihazı açıyorum. Şimdi dediğim gibi bataryası çoktandır şarj almadığı için batarya temeli bitmiş. Evet, şu an biraz beklemesi gerekiyor. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.